Merhabalar, ben Emrehan Çimentepe. Ben Övünç Büket. Bugün sizlerle beraber yine 3D Experience konularımız üzerinde bilgilerimizi paylaşmaya, sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Övünç Bey, şimdi şöyle bir soru var. Sürekli de soruluyor. Her ziyaretinde de duyuyorum. Yani en büyük problem sanki bu gibi gözüküyor insanların gözünde. Ama bence de çok rahat aşılabilecek bir nokta. Güvenlik. Ben bu datalarımı aldım, buluta koydum, iletişimimi orada yaptım. Ne olacak, bu dosyaları güvenliği nasıl sağlayacağım diye bir tedirginlik var. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi bunu iki yönlü incelemek lazım bu konuyu. Birincisi hani verilerim orada güvenli mi, başkasını çalabilme ihtimali var mı kısmı. Hı hı. İkincisi de tabii ki yani bunlar hangi sunucuda duruyor? Biliyorsunuz hani ülkemizde bazı tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. Hani bir şey olur da benim onlara iletişimim kesilebilir mi? Hı hı. Dolayısıyla güvenliği aslında ikiye ayırarak inceleyelim. Önce birinci kısmından başlayalım. Şimdi burada güvenlik dediğimiz zaman bu hani PDM ile ilgili de yıllardır çalıştığımız için sıkça gelen sorulardan bir tanesidir. Burada güvenlikle ilgili kuşku duyduğumuz zaman şu an biz bunu nasıl yapıyoruz? Şu an güvenliği nasıl sağlıyoruz diye bir sormak lazım. Kritik soru bu galiba. Evet. Yani çünkü hani buluta koyduğum zaman orada başkası benim verilerimi çalabilir mi düşünüyoruz ama yani kendi sunucumuzdan da çalabilir zaten baktığımızda. Yaşanıyor da birçok müşterimize de duyduk evet. Bu hikayeleri. Yani evet. Dataların ya da işte, güvenliğin sağlanamadığı, yedeklerden dönüldüğü gibi birçok hikayedir. Virüsler gelebiliyor. Kriptologur virüsleriyle beraber bazı tatsız olaylar yaşanabiliyor. Yani mevcut güvenliğimizi ne kadar sağlayabiliyoruz ki buluttaki bir şeyin güvenliğinden biraz tereddüt ediyoruz diye bakmak lazım. Sonuçta burada bulut üzerinde dünya çapında çalışan yani sadece hani normal makinacılarla, kalıpçılarla değil havacılık sektörüyle de çalışan bir tabii. Üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla Dassault sistem zaten burada birçok güvenlik bulut üzerinde güvenlikle ilgili sertifikayı sağlamış durumda. Bunu da sağlamak zorunda bu firmalarla çalışmak için. Çünkü burada basit bir fotoğraf ya da videodan bahsetmiyoruz. Tasarım verilerinden bahsediyoruz. Ki hani sertifikalarında web sitesinden incelenebilir. Artı denetimler gerçekleşiyor. Bulunduğu sunuculara denetimler gerçekleşiyor. Dassault sistem bunları kendi sunucu ağında yani kendi yedekleme ünitesi, kendi sunucu üniteleri üzerinde saklıyor. Ayrı bir bulut servisi kullanmıyor. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman yani kendi bir bilgi işlem departmanının hadi hiç kimsenin çalışmadığı kendi sunucumlar mı daha güvenilirim? Yoksa burada hani üzerine ciddi bir güvenlik yatırımı yapılmış bir yere mi güvenirim diye bir sorgulamak lazım. Burada da aslında benzetmeyi bankayla ilgili yapabiliriz. Hani sonuçta bir maddi bir varlığımız var. Bunu evdeki kasada mı saklamak daha güvenli yoksa bankada mı saklamak daha güvenli? Hangisine daha çok güveniyorsunuz? Dolayısıyla ben buluta o kadar çok güvenmiyorum diyen kişilerin de mevcut durumlarındaki güvenliği bir gerekli bilgi işlem firmalarıyla görüşüp geliştirmelerini tavsiye ederim. Yani çünkü burada hani hırsızlık dediğiniz zaman sizin verinizi özellikle çalmak isteyen biri çıkarsa ben tahmin ediyorum ki bugün Türkiye'de birçok firmanın sunucusuna rahat rahat girip hackleyebilirler. Yani duyuyoruz nereleri hacklemiyorlar. Yani burada 3D Experience'ın sunucularını hackleyip çok ulaşabilecekleri bir şey yok. Arka planda tutulan veriler yani burada hadi bir SolidWorks dosyası buldum çekebileceğiniz bir dosya yok ortada sonuçta. Ama sizin sunucularınızın hacklendiğini düşünün. Yani özellikle bir saldırı yemeniz durumda bütün dosyalar bozulacak. Şimdi gelelim ikinci kısma. Aslında cevaplaması zor olan kısım bu. Yani hani bu sunucular işte Türkiye'de mi değil mi? İşte atıyorum Fransa'da bağlı. Ya Fransa işte bize bir ambargo uygularsa. Yani burada da şöyle bir şey söz konusu. Yani maalesef kullandığımız hangi teknoloji yerli ki? Yani hani bugün bütün bilgisayarlarda Windows kullanıyoruz. Bütün hepsine. Telefonlarda Android, iOS kullanıyoruz. Yani hani iş Dassault sistemin bu iletişimi kesmesine gelmeden zaten ne bilgisayar kullanabilir duruma geliriz ne de cep telefonu kullanabilir duruma geliriz. O senaryoda geliriz. Başka problemlerimiz olur herhalde. Evet yani hani o senaryo gelene kadar farklı durumlar yaşanır. Ama yani artık hani bu globalleşmeyle bu tarz durumlar da çok yaşanacak çok gibi değil. Çünkü ortada ciddi bir ticari kazanç da var yani hiçbir firma dolayısıyla bu toplara girmez. O senaryoyu ben çok olabilecek bir senaryo gözüyle bakmıyorum. Eğer o konuda bir sakın kıncamız varsa zaten dediğim gibi bizim de işte Kuzey Kore gibi, Çin gibi şimdiden kendi çözümlerimizi geliştirmeye başlamamız gerekir. Dolayısıyla güvenlik konusunda böyle diyebiliriz. Ha bir de bilgi işlemciler için ufak bir nottan da bahsedeyim. Şu da olabilir yani baktığınız zaman ya buraya bir kullanıcı adı ve şifreyle giriliyor.
E peki ya şifremi başkası öğrenirse kısmı var. Giriş yaparken two factor authentication kullanabiliyoruz. Hı-hı. Yani bu Google Authenticator tarzında cep telefonuyla da kullanabilen bazı authenticate'den şifre veren, işte 30 saniyede bir şifre üreten yöntemler var. Böyle bir yöntem kullandığımız zaman yine sadece yani şifrenizi, aynen şifrenizi bilse bile birisi, hani sizin telefonunuzdan o koda ulaşmadığı sürece hiçbir şekilde giriş yapamayacaktır ki bu da önemli account'larda, önemli hesaplarda mutlaka tanımlanması gereken bir prosedür. Bu şekilde de güvenliği sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu biraz sanki bizim zamanla alıştığımız ama ilk baştan yadırgadığımız bir kavram gibi geliyor. Yani bulut kavramına yeni geçmiyoruz. Yani datalarla ilgili yeni düşünmüyoruz. Yani bizim iPhone kullanan, Android kullanan herkes, Android kullanan Google fotoğraflarda bir şekilde yedekliyordur bulutta. iOS kullananlar iCloud'da yedekliyordur. Aslında bu yedekleme ile ilgili kişisel şeylerimizle ilgili bile belki daha özel şeylerimiz var orada. Daha özel anlarımız var. Yani bunlarla ilgili bile dosyalarımızı, görsellerimizi biz bulutlar saklayabilirken tasarım datalarımızla ilgili kısımda sanki bir tık daha çekinceli davranıyoruz ama çok fazla geçen, çok fazla bunu kullanan firmamız da var. O yüzden bu güvenlikle ilgili kaygılarınızın kalmaması gereken, direkt kullanmanız gereken bir sistem olarak önümüze geliyor. Yani zamanla aşılabilecek bir problem gözüyle bakıyorum. Sadece biraz dediğin gibi alışmamız lazım galiba böyle şeylere. Hani yani Facebook, Instagram'da ilk çıktığında insanların çoğu yani ben oraya niye özel fotoğraflarımı koyayım modundaydı. Şu ama an, şu anda günlük hayatını orada belgeleyen bir sürü insan var. Baktığınız zaman bu da güvenlikle ilgili bir konu. Dolayısıyla bu da zamanla aşılabilecek, alışacağımız bir kavram olacaktır. Okay. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.